Oğlum sen okumuş kibar bir çocuğa benziyorsun. Nasıl oldu da bu itin kopuğun arasına karıştın? Ben bu adamları tanımam etmem. Beni fidye için kaçırdılar. Hmm. Ne olduğunu anlamadan kendimi adamların arabasında buldum. Bugün bakkaldan da epey erzak aldım. Ay başına öderiz nasıl olsa. Bildin mi kadın sensin? Ne diyorsun ay başı may başı he? E Burhan'ın maaşından veririz diyor. Ana. Ben maaş falan almayacağım ki. Ne? Ah kalın kafalı Hamide. Ah nettin sen he? Amani. Herkes nerede? Bilmem. Birazdan gelirler herhalde. Saat 8 ama. Ay ne güzel hocam. Özel ders gibi oldu. Saçmalama Cemile. Bir tek sen olursan ders mers olmaz bugün. Biz de başka şeyden bahsederiz. Hocam, aşk nedir? Elinin körüdür. Okulda bu gibi şeylerden bahsetmek hiç hoş değil Cemile. Cemile diyen diline kurban olurum senin. Hep senin yüzünden oldu. Onun öldüğünden emin olduktan sonra olay yerinden ayrılacaktık. Dokuz canlı olduğunu nereden bileyim? Öldü sandım. Ailesi bizim yaptığımızı anlarsa bizi hapishanelerde çürütürler valla. Hele hizmetçileri olan ablamın bizi bu işe bulaştırdığını bir anlarlarsa sonumuzun ne olduğunu düşünelim. Acele et o zaman. Çeneni çalıştıracağına ayağını çalıştır. Bas gaza. Gidiyoruz işte. Uçacak değilim ya. Ben kör oldum Safve. Bak şimdi. Bu kıyafetinle doğruca Kerem'e gideceksin. Ona Hacer'den uzak durmasını, aksi takdirde bunu canıyla ödeyeceğini söyleyeceksin. Olmaz! Ben kimseyi öldürmem Safve! Hadi aslanım, göreyim seni. Delir o dağ gibi adamı. Neydi adın, söyle bakayım. Ercep. Ercep değil, Matrix, Matrix! He? Ha. Ondan! Al. Bu da tabancan. İstemem! Ben silah karşıyım, taşıyorum, bana ne? Ya şeytan doldurursa? Siz olmasaydınız ben çoktan ölmüştüm. Özellikle Hacer Hanım'a çok teşekkür ederim. Bize de teşekkür et. Hı? Bunlar seni ölümden kurtardı, biz seni ölüme göndereceğiz. Bunlar da kim? Beni kaçıranlar bunlar. Baş şerefsiz bak. Dur. Hadi bunlara istedikleri fideyi verin beyler. Hadi! 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 Son duanı et. Kerem kaç. Kaçarsan kız ölür. Kızımın saçının bir tek teline dokunursan seni mahvederim. Bizim sizinle alışverişimiz yok. Kerem'i bize teslim edin yeter. De şöyle. O kızı bırak. Yoksa ölürse. Hiç şakam yok. Aferin lan Ercan. Onları bağlayalım. Biri gidip jandarmaya haber versin. Bravo lan Ercan. Ercan değil. Değil. Matrix. Bu halin de böyle. Sabahın bu saatte nereye gidiyorsun? Kaymakama gidiyor. Oğluma maaş bağlamasını söyleyeceğim. Ha, o da seni kırmayıp hemen maaş bağlayacak he mi? He? Şu bizim Burhan'la Sülbiye ne olacak? Bana ne soruyor? Git onlara sor. İkisi de katır kadar inatçı. Bilmez miyim? Hele ablam var ya. Gel onları barıştıralım. Nasıl olacak o? Bak şimdi. Şimdi söyle bakalım. Kimmiş bu başka kızlarla gönlünü eğlendiren Burhan mı? Tam üstüne bastın. İyice ezebilirsin o haini. Sen burada cefa çekerken o dere boyunda Cemile ile sefa sürüyor. Cemile ile mi? Ya. Bunlar da ne böyle? Senin de son kullanma tarihin geçmiş ama hala yaşıyorsun. Ver şunu. Hamide! Eyvah basıldık. Ne diyorsun be kadın? Haciz memuru nerede? Burada. Haciz memuru sen misin he?
her şeyi açıklayabilirim Bekir. Bakkaldan aldıklarımızın parasını ödemeyince o da hacize geldi. Kusura bakma Bekir ama mecburum. Ben de ev geçindiriyorum. Evet. Ödemem gereken senetler, sepetler var. Ya şimdi sen yap. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk Hacer. Benimle gelir misin? Baksana kimi tanıştıracağım. Sana nişanlımı tanıştırayım, Sibel. Nişanlın mı? Bu da Hacer, hayatımı kurtaran kişi. Memnun oldum. O olmasa ölmüştü. Kız yoksa aşk mektubu mu yazıyorsun he? Hocam. Şuna bir şey desene. Şşt! Herkes önüne baksın. Bakıyorum seninki de seni ekmiş. Benimki mi? Anlamazlıktan gelme. Avni ile burada buluşacağınızı biliyorum. Ben Avni ile. Yağ gibi üste çıkma Burhan. Cemile ile burada buluşacağını biliyorum. Ben hem de Cemile ile. Yalan mı? Sülbiye abla. Sülbiye abla. Sülbiye abla. Ne oldu? O geldi. Kim geldi? Deli Ayriye. Eyvah. Kaçmanın ecele faydası yok. Gebertir bizi valla. Bir erkekle bir kadını yan yana görmeye dayanamaz. Hele sen de beni asla. Mahşerde buluşuruz Burhan'ım. Orada kavuşuruz Burhan'ım. Burhoş! Gelsene ayol. Aa, centilmenliğine ne oldu? Evde mi kaldı ha? Beni çağırıyor Sülbi. Gitme Burhan. Bu bir oyun olabilir. Teyzemi bilirim. Ay Burhoş diyorum. Duymuyor musun? Gel kollarım koptu ayol. Gelsene oğlum. Ayran budalası gibi bakıp durma. Hakkını helal et Sülbi. Helal olsun Burhan'ım. Ben de yanındayım merak etme. Aman nasıl da tay tay gelirmiş benim güzellerim. Çifte kumrularım benim. Aman. Teyzelerinin kuzuları. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk şekerler. Nasılsınız? Nasıl sürpriz ama? Çok güzel bir sürpriz teyze. Annem de çok sevinecek. Ay bilmem artık çocuklar. Kez boşun sağ solu belli olmaz. İyisin değil mi teyze? İyiyim iyiyim. Hep de çok iyiyim çocuklar. Teyze bunlar sahici mi? Sahici tabii. 40 yıllık birikimim bunlar. Oo, sen bir de benim kasayı görsen. Merkez Bankası gibi. çocuklar nasıl görünüyorum? Harika. Vallahi şehirli karılara benzemişsin. Yolda görsem tanımazdım. Yolda görüşüp diye tanıdık ya Sülbi. Aman Burhan laf gelişi öyle dedin. Söyleyeyim bakayım sizler nasılsınız? Söz nişan neler yaptınız bakalım anlatın hadi. Biz Bu ne eveleyip geveliyor Sülbiş? Biz bir şey yapamadık teyze. Annem evlenmemize izin vermiyor. Aman çok biliyor. Ben onunla konuşur ikna ederim.
Annemi bilirsin teyze. Nuh der peygamber demez. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? O deli kezboşsa ben de zır deli Hayriye'yim. Ne? Siz şimdiden evlilik hazırlıklarına başlayın bakalım hadi. Sahi mi? Sahi tabii. Sevenleri birleştirmek sevaptır ama öyle değil mi? Hem sevenlerin arasına Allah bile girmez. Ayol kezboş da kim oluyor be? Ana. Ay ilahi biliyorum ayol kardeşim işte. Bu yaşta ne dileği bu? Bu sizi enternasyonel etmez. O ne demek Hamile abla? Cahil şey. Bunun anlamı o sizi alakadar etmez demektir. Tam Türkçe karşılığı da o sizi ilgilendirmez demektir. Anladınız mı? Abla nereden bulursun bu gevurca lafları? Anladığımız dilden konuşsana. Burhan'ıma diyeyim de size Türkçe okuma yazma kursu versin. Belki o zaman dediğimi anlarsınız. Herkesin seviyesine inme çok zor. Hükümete dilekçe vereyim de bu köye öğretmen lojmanı yapsınlar. Herkesle muhatap olamam. Yürü yürü bu kadın kafayı yemiş gidelim. Allah kabul etsin Hamide teyze. Neye dilek tuttun? Burası dilek ağacı mı meraklılar ağacı mı anlayamadım. Yanlış anladın Hamide teyze. Demek istediğim yani kendin için mi dilek tuttun yoksa... Yoksa ne kız? Desene. Sen ne dilek tuttun? Söyleyemem sırdır. Sakın aynı kişi için aynı dileği tutmuş olmayalım. Desene kız. Burhan'ı çok mu seviyor? Hı hı. Ona varmak için mi dilek tuttun? Hı hı. Ben de Burhan'ım için dilek tuttum. Ona hayırlı bir kısmet çıksın diye bez bağladım. Dileğin oldu Hamide teyze. Hani nerede? Hayırlı kısmet çıktı mı? Çıktı tabii. Tam karşında. Oğlumun kısmeti sen misin? Evet dersen olur. Benim evet dememle olmaz. Bakalım Burhan'ım ne diyecek? Evet mi, hayır mı? Onu tanıdığım kadarıyla seninle yapacağı evlilik referandumunda hayır oyları daha fazla çıkacak. Burhan evet desin diye bir dilek daha tutayım bari. Entarini de çıkarıp bağlasam oğlum seninle evlenmeyecek. Buraya bezmez asacağına. Burhan'ın aşkından kendine ağaca atsan daha iyi olacak. Kadınlar matinesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkes bilet parasını hazırlamış mı? Sen ne getirdin? Çay getirdim. Çay. Sen ne getirdin? Hadi bak ben çorba getirdim. Çorba. Sen ne getirdin? Sana yazdım. Çok güzel, çok güzel. İyi değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Hadi girelim. Bir haftalık erzak var burada. Ne zaman gireceğim? Şimdi herkes biletini versin içeriye girsin. Safet Movieplex'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi geçin. Hadi hadi geçin. Hadi hadi. Çabuk. Ver. Ver. Çok yerli çıktın bu işten. Hanımlar, sakin olun. Burası bir sinema salonu. Kadınlar hamamı değil. Sessiz olun. Bugün sizlere çok romantik bir film seyrettireceğim. Hepiniz mendillerinizi hazırlayın. Hüngür hüngür ağlayacaksınız. Gong! 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 Kulağımı patlattın. Aman sen sinemadan ne anlarsın? 3 gong sesinden önce sinema başlamaz. Evet, sessiz olun. Filmin adı ne? Romantik aşklar. Evet.
Başlıyoruz. Allah başla. Hadi be, çalışsana. Çalış, çalış diyorum sana. Bir saniye. Sana be. Ya durun, panik yapmayın. Şimdi size canlı canlı bir aşk filmi seyrettireceğim. Alayım. Babam beni sana vermeyecek Kenan. Hayır Nalan. Sana kavuşamazsam kendimi öldürürüm. Önce beni öldür Kenan. Aa, bu bizimle dalga geçiyor. Seni kimse elimden alamaz Nalan. Beni öldür Kenan. Bizimle dalga geçiyor. Kenan'a gerek yok. Ben seni öldüreceğim. Sen çok değişmişsin. Evet, biraz kilo verdim. Fark ettin demek ki. 2 kilo bile insanı ne kadar değiştiriyor değil mi? Öyle değil teyze. Yani eskiden erkekle dişi sineğin bile yan yana gelmesine dayanamazdın. Aman canım, adı üstünde işte. Eskidendi. Şimdi yenideyiz. Ay çocuklar, belki haberiniz yok ama AB'ye bile girdik. Devir değişiyor şekerler. Ne demişler? Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın. Ben burada ayrılayım. Malum burası mayınlı bölge. Al bunu Burhoş'cum. Ne yapıyorsun teyze? Aa, ay kusura bakma Burhoş'cum. Alışmışım bel boyların valizimi taşımasına. Ben de aklım sıra bahşiş veriyorum. Ay ilahi ben. size iyi günler. Ayol nereye gidiyorsun? Gel bizle, evde aparatif bir şeyler içeriz. Hı? Ne yaparız teyze? Canım çay kahve filan içeriz diyorum. Ha. Annem de bize servis yapar artık. Terlik, süpürge, oklava. Artık o anda eline ne geçerse. Herkesin sağlık ve sıhhati için benim gitmem en iyisi. Hoşçakalın. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Dönecek. Ay demedim mi? İyi günler. İyi günler. Bu taşı buraya kim koydu ya? İyi günler. İyi günler. Ay kız Sülbiş. Bu çocuk sakar makar ama sana iyice abayı yakmış. Gözü senden başkasını görmüyor. Aşk böyledir işte. Bana birini hatırlattı. Hadi anne. Hadi anne, kesin şunları, kıyma koyacağım. Dur hele. Ananın karnında 9 ay nasıl durdun? Zaten iş çıkardım başıma. Ben mantıyı çok seviyorum ama. Mantı da seni çok seviyor. Hatta sana bayılıyormuş ya. Anne kızına bir şey desene. Mutfaktalar galiba. Şş, ses yapma. Beni görünce ne şaşıracak? Hamura bulaştırma elini oğlum. Sürpriz. Teyze hoş. Aa. Teyze hoş gelmiş. Ana. Var ya ya. Hayruş. Ay. Heyecanlanma Kezboşcuğum. Teyzem gelmiş. Teyzemin gelmesine çok sevindin değil mi anne? Çok. Aman teyzesinin. Sevincimden gattan ölebilirim gari. Ay Allah gecinden versin. Dur bakayım. Oğlum, kocaman kocaman olmuşsun yavrum. Ay, size ciciler aldım kızlar. Ay, o ne kız?
Cep telefonu kez boş, hiç görmedin mi? Pardon. Alo. Anne ben de cep telefonu istiyorum. Salaklara göre olanı daha icat etmediler. Anne kızım bana salak diyor. Salaksın da ondan oğlum. Vay be. O ne kız? Aa, çok güzel. Esas bu ne? Ana! O şey, içlik o, içine giyiyorsun. Deli işte. Deli haymış. Deli olmasa böyle şeyler alır mıydı? Tövbe. Ay, çok güzel. Atın lan onları çöpe. Hadi bakayım. Hadi. Ya. Hadi. Hadi lan. Onu ben giyeceğim. Al bakayım. Salak bunu kızlar giyer. Anne bana yine salak dedi. Salaksın da ondan oğlum. Ben de seni özledim aşkım. Heh. O konuyu daha açmadım Ercüş. Daha yeni geldim şeker. Açacağım merak etme. Ben buraya niye geldim canım? Ben de seni aşkım. Ben de seni. Bye. Ah, canım nişanlım benim. Canım, canım. Görsen o deli Hayruş gitmiş yerine dünyalar tatlısı Hayruş Allah gelmiş. Allah Allah. Ne oldu bu kadına? Vallahi ne olduysa olmuş. Bence çok da iyi olmuş. Bakarsın sayesinde evleniriz. Ben böyle bir film görmüştüm galiba. Anlatsana nasıldı? Köyün birinde birbirini seven bir kızla bir oğlan vardı. Oğlanı Kadir İnanır, kızı da Filiz Akın oynuyordu. Aynen biz vallahi. Kızın teyzesi büyük şehirden bunları ziyarete geliyordu. Hadi ya, tıpkı bizim gibi. Sonra ne oluyordu? Gelen teyze dünyalar tatlısı bir kadındı. Bu çocukların sevgisinin ne kadar büyük olduğunu anladı. E'si bu kadar. Sevgi varsa bunlar da cennette buluşsun diye ikisini de bam bam öldürdü. Hı? Aman be, amma attın Saffet ha. Attım tabii. Salak, sen de nasıl inandın ama. Bak gülme fena yaparım ha. Nasıl gülmeyeyim amcaoğlu? Bir deli kadının lafına nasıl inanırsın? Adı üstünde deli Hayruş. Sizi evlendireceğine önce gitsin kendi evlensin. Ayol şekerler, mantının light'ı yok muydu? Nesi? Light'ı enişteciğim. Yani diyet olanı yok mu diyorum. Kulu mu bu teyze? Ben rejimdeyim de. Belli oluyor. Belli oluyor. İğne ipliğe dönmüşsün. Baba senin gözlerin bozulmuş. Hayruş teyzem tır kamyonu gibi. Baksana. Terbiyesiz. İnsan teyzesine böyle der mi? Kibar ol biraz. Hı? Tamam, kibarca söylüyorum. Teyzem hormonlu. Cemoş. Evlatçım sen kaşınıyorsun galiba. Ha? Teyze İstanbul'dasın. Ay nasıl olsun şekerim, hep bildiğiniz gibi. Biz bilmiyoruz ki. Ah doğru kuzum. Ay İstanbul harika bir şehir. 24 saat yaşıyor. Biz de 24 saat yaşıyoruz Hayruş. Gün içinde ölüp ölüp dirilmiyoruz herhalde. Öyle değil be Kezboş. Orada hayat var. Eğlence, dans, tiyatro, sinema, diskotekler... Yankesici, hırsız, kapkaççı, bombacı. İstanbul'da her şey var değil mi? Aman beyin işte o kadar kusur kadı kızında da olur. Hı. Sen de aa. Ben İstanbul'u çok görmek istiyorum teyze. İyi kızım ben... iyi. Bir İstanbullu koca bulup gelin git o zaman. Oldu mu cevabın? Sus be. İstanbul kuşu Hayruş. Bu kadar seviyorsun madem orayı. Hangi rüzgar attı seni buraya? Enişteciğim burası benim de köyüm değil mi? Sizi de özledim. Bir de...
Biliyorsunuz İstanbul pahalı bir şehir. Adım atsan para. Adım başı para mı alıyorlar? Bir sus da dinle. Mesela cep telefonuma bu ay 300 YTL geldi. Ne? Ne? Manyak mısın sen Ayruş? Bizim burada kiralar o kadar değil. Vallahi doğru. Buradaki bir yıllık evin kirası bu kadar değil yani. Ya düşünün işte halimi. Bunca sene çalıştım didindim. Aydan aya elime 500 YTL emekli maaşı geçiyor. O da yetmiyor tabii. Su faturası, elektrik, doğalgaz, telefon, mutfak masrafı derken... Sadede gel, sadede. Kezboşcuğum, şimdi bu ev, köydeki araziler babacığımındı değil mi? Babamızın demek istedin değil mi? Canım her neyse işte aman. Ben onlardaki payımı istiyorum. Hem arazilerin hem de bu evin. Ne? Senin de zaten. Sessiz olun, sessiz olun. Sessiz sessiz, onu alacak ya, daha ders başlamadı. Ne yapıyorsun? Öyle değil mi yani? Sessiz olun. Sessiz olun. Ne diyor ya? Burhan öğretmen gelene kadar size ben ders vereceğim. Sana ne oluyor ya? Sen kimsin ki bize ders vereceksin? Ben sınıf başkanıyım. Benim haberim yok. Benim de. Seni kim sınıf başkanı seçti? Öğretmen geldi. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Oturun. Bu akşam hangi dersi çalışacaktık? Nereden bilelim biz ya? Hocam. Sen söyle Cemil'im. Zaten başka da parmak kaldıran yok. Bugünkü dersimizin konusu müzik hocam. Güzel. Aranızda gam çekmeyi bilen var mı? Gamsız bildiğin insan var mı bu dünyada Burhan oğlum? Oğlum değil. Hocam. O gamdan bahsetmiyorum Eşref dayı. Müzikte gam çekmek. Ya. Hocam. Ben gam çekmesini biliyorum. Ya. Hadi söyle bakayım. Ben gamlı hazan. Sense bahar. Otur yerine. Başkasını söyleyeyim hocam. Yine gam yükünün kervanı geçti. Aman aman. Çekil. Sana otur dedim. Şimdi size müzikteki gamı öğreteceğim. Hocam. Teneffüs saati geldi. Yaşasın. Hay Allah razı olsun. Hadi millet. İkimiz baş başa kaldık Burhancığım. Burhancığım mı? Nereden bu samimiyet? Teneffüsteyiz ya. Sen de bana Cemileciğim diyebilirsin. Dede çekinme. Çok oldular ama artık o kadar da olur. Sen hiç merak etme Caniko. Ben seni krallar gibi yaşatacağım. Ay bilmez miyim Ercüş? Sen de boş oturmaktan çok yoruldun. Canım benim. Paramız olunca artık bol bol gezeriz. Kapat şu mereti Ayriş. Ay ben seni sonra ararım. Ay ne var be? Sen kafayı mı yedin Hayriye? Hayır Kezboş. Ben hakkım olanı istiyorum sadece. Bizim oturduğumuz evi sattıracaksın öyle mi? Biz sokakta kalacağız, sen hakkını alacaksın.
Ay beni de düşün biraz şeker. Hay şekerim batsın. Sen esas bizi düşün. Çoluk çocuk ne yapacağız? Babacığım bu evi ikimize bıraktı. Bıraktıysa bizi sokağa diye bırakmadı ama. Ay paraya çok sıkıştım vallahi. Ne dersen de kardeşimsin. Mahkemelik olmak istemem. Şunu kendi aramızda halletsin. Seninle hiçbir şey halledilmez Hayriş. Ver bizi mahkemeye, ver. Artık çadırlarda mı yaşarız, sokaklarda mı sefil oluruz? Onu senin vicdanına bırakıyorum. Aa, bana duygu sömürüsü yapma Kezboş. Ne demişler? Ölüm hak, miras da helaldir. Allah Allah. Yemek. Kahvaltıda bunu mu yiyeceğiz ana? Evet yavrum. Dün gelen haciz memuru bakkal efendi bütün kahvaltılıklarımızı götürdü. Daha doğrusu mutfağı silip süpürdü. Aman be Hamide, aman be, şu yarım aklınla iş yapmaya kalkma bir daha. Aman ne bileyim, oğlum muallim oldu diye sevinçten ne edeceğimi şaşırdım. Ya anacığım, ben okuma yazma kursu veriyorum. Bu işte para pul yok ki. Ama yine de muallimsin değil mi? Evet. Ben de muallim annesiyim. He, muallim anasısın. İstersen boyuna bir yazı yazalım. Bu gari muallim anası olur. Tövbe tövbe. Ya ben ne dedim şimdi? Niye ağlıyor? Oğlum ağlıyor Bekir. Bana mı? Televizyondaki haberleri duyardım da inanmazdım. Az maaş aldıkları için muallimlerin iki yakası bir araya gelmezmiş. Geldi ağlama. Karanfil desteği yeter. Ha 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 ha. Kızlar, hadi kızlar. Fit olmak lazım, fit. Hadi. Tamam teyze, tamam yapıyoruz. Ben de. Her kadın dış görünüşüne önem vermelidir. Benden örnek alın. Bu güzelliğimi, bu fiziğimi, bu gençliğimi her sabah spor yapmama borçluyum. Sağlıklı olmak için spor şart. Haydi kızlar. Teyze, teyze mola verebilir miyiz? Hayır Hacer, koş. Haydi. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Ay, bari şuralarda buranı görsem de koşuya bir renk gelse. Pestilim çıktı. Teyzem fil gibi ama ceylanlar gibi sekiyor maşallah. Koş. Ah hayır, ah. Koşa koşa bunları demeye mi gelmiş? Tarlaları satıp üreysek? Tarlalar ne kadar ediyor ki? O elindeki zımbırtının faturasını bile ödemez. O zaman evi satacağız. Satmayacağız. Mahkemeye verir o zaman. Versin bakalım. Hayır, anlamadığım bugüne kadar koca İstanbul'da gül gibi geçinip gidiyordu da şimdi ne oldu? Kilolarından dolayı işinden atılmıştır belki. Yok yok, mahalleden emekli etmişlerdir. Emekli maaşım var diyordu ya. Ya bırak şimdi gevezeliği de, ne edeceğiz onu söyle. Senin aklına bir şey gelmiyorsa benim hiç gelmiyor. Ne demek şimdi bu? Hayır, sen benden akıllısın ya. Onun için söyledim Kezban'ım. Bana bak Salim. Abuk subuk laflarla canımı sıkma. Yoksa Hayruş'un incini senden çıkarırım ha. Tamam tamam, sinirlenme sinirlenme. Karanfil desteği gider. Ha 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 nanay. Kokusu yar gider. Ha 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 nanay. Yaşasın. Oyuncu değişikliği. Ben çıkıyorum teyze, hoş. Yerime Burhan geliyor. Aa! Hadi bay bay. Hadi kaytar bakalım. Allah'ım,
Dualarım kabul oldu. Koşuya mı çıktınız? Gel buraya. Gel. Gel. Ama, geç arkamıza. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Haydi bakalım. Hadi sen oğlum. Oğlum hadi. Hadi şimdi şarkıyla beraber, hani askerlikte yapıyorlar ya. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi karanfili söyleyeceğiz. Karanfil desteği gider. Ha 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 nanay. Nanay nanay. Kokusu yare gider. Ha ha hay nanay. İki. Soldan. Bir. İki. Bir daha sağdan. Bir. İki. Hadi. Hadi. Aa. Karanfil deste gider. Ha 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 nanay. Kokusu yare gider. Ha 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 nanay. Nanay nanay. Oh. Ay ben yoruldum ayol. Şimdi biraz dinlenelim. Ay. Çok ay şükür. Dizlerimin bağı çözüldü. Oh. 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 Ay. Şimdi derin derin nefes alın çocuklar. Evet şöyle. Oh. Sabah dokundu galiba. Evet. Oksijen çarptı. Oh. Alışmışız büyük şehirdeki kirli havaya, egzoz dumanına. E tabi temiz hava çarpar. Oh. Ay çocuklar sizin için çok çok üzülüyorum vallahi. Niye? Canım niyesi var mı kızım? Böyle bak bak nereye kadar? Evlenin çoluk çocuğa karışın. Yaşınız geçiyor ayol. Kim bilir belki de çifte düğün yaparız. Çifte düğün mü? Yoksa teyze... Aman belli mi olur böyle şeyler? Biri mi var teyze? Ay olmaz mı? Benim gibi kızı yalnız bırakırlar mı ayol? Olur tabii. Kim bu şanslı damat, tanıyor muyuz? Nereden tanıyacaksın canım? Seni istemeye gelecek mi? Çok konuştun Sülbiş. Zamanı gelince her şeyi anlatırım. Bana bak annene sakın söyleme ha, tamam mı? Bana bak, söz mü? Söz söz söyleme. Ha. Ha. Oh. Teyze. Ay. Ah. İşte böyle ana. Teyzemin sevdiği varmış. Ah akılsız kafama. Anlamıştım zaten bir iş olduğunu. Durup dururken niye böyle mevzu çıkarsın ki? Ama sana söylediğimi sakın söyleme canım o kurbanla. Peki kimmiş bu evleneceği herif? Söylemedi. Ya şu evde bir rahatım yok ya. Teyzem benim odama gelmiş, pıdı pıdı telefonla konuşuyor. Delireceğim be. Hmm, dur bakalım ne konuşuyormuş. Aman. Merak etme şekerim sen. Oldu bu iş. E güzellikle olmazsa mahkemede olacak. Evin arsanın parasıyla gül gibi geçiniriz aşkım. Ercüş'üm benim. Canımın yarısı. Kalbimin sahibi. Tabii tabii. Paraları almadan döner miyim hiç? Evet. Ben de seni. Canım. Aman! Bas bas paraları Ercüş'e, sonra da varacak Hayruş'a.
Ayrılacağım ile benimle ne konuşacaksın? Deli Hayruş'un geldiğini duymuşsun. He biliyorum, ne olmuş? Şu anda bir şey olmamış ama olacak. Kızım medyum yol gibi konuşma da çıkar şu baklayı ağzından. Beni buraya niye çağırdın? Burhan'ı çok sevdiğimi biliyorsun anne. Ben de onu sana verdim gitti o zaman. Ya bana ne Burhan'ı sevdiğinden? Beni ne ilgilendirir? Ama evleneceği kız seni çok yakından ilgilendirir. Sülbiye mi söylüyorsun? Hı hı. Deli Hayruş onları evlendirecekmiş, haberin var mı? Ben Burhan'sız yaşayamam, ölürüm. Ben de Sülbiye'siz yaşayamam. O zaman bir şeyler yap. Ne yapayım? Tatlı cadı gibi burnumu sağa sola kıvırıp da onları kedi fareye mi çevireyim? Ne yaparsan yap. Madem Sülbiye'yi çok seviyorsun, bu evle mani olmalısın. Ne düşünüyorsun? Seni. Salak. Beni değil, Sülbiye'yi düşüneceksin. Ben de Burhan'ı. Buraya gelirken aklından ne geçiyordu biliyor musun? Nereden bileyim? Kızmak yok ama. Kesin Cemile bana aşkını ilan edecek dedin. Onun için beni çağırdı diye içimden geçirmiştim. Kala kala senin gibi Yüzüklerin Efendisi'ndeki Hobbit'e mi kaldım? Hobbit mi? O filmi seyretmedim. Ama Saffet'e soracağım. Eğer Hobbit kötü bir şeyse canlı okuyacağım, haberin olsun. Sen ne dedin, ne dedin? Canlı okurum dedim. Hayır onu değil, Saffet dedin. Biz ancak Saffet yardım edebilir. Hadi ona gidelim. Hay aklına bin yaşa kız. Hadi gidelim. Annem nerede? Şşt. Kızlar ben banyoya giriyorum. Telefonum burada kalsın. Çalarsa bakmayın ha. Tamam. Bakın bakın. Şuna bakın gari. Evlenci herifin fotoğrafına bakın. Ama bu teyzemden çok genç. Bu artist gibi ya. Hayruş esrahtan kafayı yemiş. Böyle nişanlı mı olur? Nereden bakarsan bak ondan 15-20 yaş küçük. Gönül ferman dinlemez. Sen sus be. Ne vuruyorsun be? Kızım. İkide bir kafasına vurup durmasana, aptal olacak sonra. Ana bu doğuştan aptal zaten. Aa. Sen bak babacığım. Kesin senin bacanağındır. Nereden bacanağım oluyormuş? Ercüş arıyor. Kimse ses etmesin gari. Ercüş. Aşkım. Beni çok mu özledin? Ben de şimdi seni arayacaktım Ercüş'üm. Vay be, anama bak, tiyatrocular gibi valla. Baba, annem Ercüş'e aşkım diyor. Nasıl dedim? Sana kötü bir haberim var Ercüş. Hani bizim evi tarlayı satışa çıkarmıştık ya. Kimse on para vermiyor aşkım. Yerler çok değersizmiş. Köy yeri işte. İstanbul değil ki taşı toprağı altın olsun. Ama olsun. Paranın ne önemi var? Önemli olan aşkımız. Öyle değil mi canikom? Sen, ben ve aşkımız. Telefonu kapattı. Aa, Ercüş neden telefonu kapattı acaba çocuklar? Hayruşuna mı küstü yoksa? Senden korkulur valla. Sana yalvarıyorum Saffet, bir şeyler yap. Olmaz. Amcaoğlumun mutluluğuna nasıl gölge düşürürüm? Burhan'la Sülbiye'nin arasına nasıl kara kedi sokarım? Kara kedi ben olacağım. Ama yeter ki nasıl olacağımı söyle. Size olmaz dedim. İki kişinin düğünü olurken iki kişinin de cenazesi çıkacak bu köyden. Ben de Avni'nin. Evet. Vicdanın sızlamayacak mı?
Bir kadının en büyük silahı gözyaşlarıdır. Bu sözü bir filmde duymuştum. Hadi Saffet. Bize göre de filmler vardır sende, hadi. Fragman da olsa olur. Hı. Siyah beyaz filmlere de razıyız. Evet. Yeter ki bir çare. Sinemaskop da olur. Sen yeter ki söyle. Hı. Kurban olayım. Ah çocuklar. Bedava film seyredilmez ki. Tabii ya. Bir film seyretmek için para lazım. Acaba bize anlatacağın film kaç para? Gerçi her filmin sonunda sevenler kavuşacaktır diye bir kural yoktur. Mesela Titanic filminde sevenler kavuşmadı. Kız kurtuldu, erkek boğuldu. Sevenler kavuşamadı diye Hollywood bu filme tam 11 Oscar ödülü verdi, biliyor musunuz? Hepsi de saf altın heykelciklerdi. Üf. Ya. Para peşin, kırmızı meşin. Filmin adı bu mu? Hayır. Az önce Avni elini cebine attı. Ve orada kaldı. 70, 90... O el çıksın da biraz hava alsın. Ah. Ay çok rahatladım valla. Banyo gibisi var mı? Saatler olsun. Sağ olun. Arayan oldu mu? Yok. Ay nişanlımı aramadı mı hiç? Hayır. Emin misiniz? Eminiz. Ne o ayol yurttan sesler korosu gibi aynı anda konuşuyorsunuz? Biz bir aileyiz. Tamam tamam kesin sesinizi. Nişanlımı arayacağım. Allah Allah, Erciş telefonu açmıyor. Aman numarayı görünce o beni arar. Aramaz. Aramam sormam bir daha. Yalvarsam bile Allah'a. Cemoş. Bu türküyü sevmedim, değiştir. Ah aşkım, aşkım yaman aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kaldım. Sen ne dersen tamam aşkım. Bu senin farkın. Ay, ay yok yok. Şimdi anladım. Delilik bizde genetikmiş ayol. kızlar müsaadenizle. Ben odaya nişanlımla konuşmaya gidiyorum. Bay bay. Kopardın. Ne öyle gölge gibi peşimden geliyorsun? Nişanlımla özel görüşeceğim. Nişanlın aramayacak. Aramayacak mı? Hı? Sen nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. O seni paran için seviyor. İlahi Kezboş, hiç güleceğim yoktu. Gül gül. Unutma. Son gülen iyi gülermiş. Aklını başına topla gari. Aman ben de akıl mı kaldı ki toplayayım? Bırak şimdi gevezeliği de beni dinle. O herif paran için seninle evlenecek. Sen beni kıskanıyorsun Kezboş. Nişanlımla birbirimizi severek evleneceğimiz için beni çekemiyorsun şekerim. Bu kilolarla seni çekemem tabii. Halat kopar. Bak Kezboş. Hey heylerim gelmeden gitsen senin için çok iyi olur kardeşim. Yoksa fena olacak. Hadi. Kendinden utanmalısın gari. Nişanlım dediğin kişi oğlun yaşında. Halt etmişsin. Benden sadece 10 yaş küçük. Hepsi bu. 10 yaş az mı? 80'lik erkekler 20 yaşındaki kızlarla evlenince kabahati olmuyor. Ama ben 10 sene küçük biriyle evlenince tsunami kopuyor. Aramızdaki yaşın hiç önemi yok Kezboş. Birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Görmüyor musun? Deli gibi seven sensin. Çünkü sen deli hayruşsun. Erciş de deliler gibi seviyor. Ama seni değil. Malını mülkünü seviyor. Paranı pulunu seviyor.
Gel canım. Gel. Gel canım. Otur. Biz kardeşiz Hayri. Senin iyiliğin için söylüyorum. O heriften sana yar olmaz. O herif dediğin benim nişanlım. Senin de enişte ne olacak? O Erciş denen karın ağrısı bir daha seni aramayacak, görürsün. O aramazsa ben ararım. Ara bak, açmayacak. Çalıyor ama açmıyor. E açmayacaklar. Nereden biliyorsun? Bir bildiğim vardır elbet. Nasıl desem, altıncı hissim çok güçlüdür de. İşte böyle duracaksın. Gözlerini süzeceksin. Böyle. Hiç kıpırdama. Oldu mu Saffet? İyi mi böyle? Saffet, bu film bir tutsun, ben de aynısını yapacağım valla. Seni çok seviyorum. Hareketlerin ağır ve adaplı olacak. Anladın değil mi? Her an kırılacak kadar narin olmalısın. Elinde de mendili unutma. Öksür bakalım. Oha. Öyle değil Cemile. Allah'ım, ne kabiliyetsizsin sen. Bak, kan. Burhan, senin aşkından verem oldum. Burhan, senin aşkından verem Cemile, oldum. Cemile, sen bu gidişte vallahi gerçekten verem olursun. Abi, pişmiş kelleler gibi sırıtıp duracağına bak da öğren. Romantizm ne demekmiş? Delikanlı adamı romantizm bozar. Anladın mı ciciğim? Salak. Zülbiye romantik erkeklerden hoşlanır. Buranın neresi romantik lan? Kütük gibi herif. Emi oğlum hakkında böyle konuşma, bozuşuruz. Ne de olsa kan çekiyor. Pardon Saffet. Ben gitsem iyi olur. Sana iyi seyirler Cemile. Saffet. Saffet. Daha ne kadar böyle duracağım? Tamam. Şimdi ben senin yavuklunum. Ne yavuklusu be? Benim yavuklum Burhan'dır. Ben seni yengen olurum. Rol gereği canım, rol gereği. Tamam ama uzatma. Tamam Cemile. Şimdi kafanı şöyle bir kaldır. Ağlamaklı ama şu. Kederli ama cilveli. Ne diyorsun sen be? Tamam Cemile, tamam. Söyle bakalım şimdi. Repliğini söyle. Ne terliği be? Hay Allah'ım. Terlik de nereden çıktı Saffet? Terlik değil, replik, replik. Filmdeki konuşmalara replik denir akıllım. Filmi çeviriyorum Saffet. Ben de oynat, bana ben de oynat, ben de oynat. Hah, bir sen eksikti. Tamam, kestik, kestik. Ama. Saffet nereye gidiyorsun? Daha film bitmedi. Cemile, Cemile. Şşt. Ne oldu kız? Sus Ercik, sus. Konsantre oluyorum, git. İstesen de burada kalmam. Sevgilim beni bekliyor. Hacarım beni bekliyor. Erce, gel hele. Senden bir şey istesem yapar mısın? Yaparım da yapmam da ne istediğine bağlı. Tamam, şimdi bak. Burhan'a gideceksin. Kocamanla gideceğim. İşte ona diyeceksin ki Sülbiye seni kayalıklarda bekliyor. Anlaştık mı? Ha? Anlaştık, anlaştık. Sülbiye nerede? Kayalıklarda dedim ya. Onu daha fazla bekletme de hadi koş Burhan'a haber ver. Sevenleri bekletmeye gelmez. Hadi. Koşayım değil mi? Koş. Ben koşuyorum Cemile. Koş Ercik, koş. Burhan.
Ne oldu Hayroş? Açmadı değil mi? Hayroş teyze, sen Erçüş amcayla evleneceksin mi? Çüş! O senin amcan değil, abin olur. Ayrıca da senden 5-6 yaş küçük. Yok, devenin nalı. Sen de onu amma küçülttün. Alt tarafı benden 10 yaş küçük. Ben de kendimden 10 yaş küçük biriyle evleneceğim. Sus! Ne biçim konuşuyorsun sen? Ah Kezboş, çoluk çocuğun ağzını düşürdün beni. Boş ver çoluğu. Ne oldu? Ergüç duymadı herhalde telefonunu. Ay, bunun başına bir şey geldi galiba. Gelmiştir. Ben çok merak ettim. Biz de. Gitsem mi acaba? Git. Ay, Ercüş'ümün başına bir şey mi geldi acaba? Gelmiştir. Ay Kezboşcuğum, kusura bakmazsan ben gideyim diyorum. Bak. Kızlar, teyzenizin bavulunu getirin, hadi çabuk. Aa, kovsaydın bari. Anam senin iyiliğin için acele ediyor teyze. Allah korusun. Belki de Ercüş'ün şu anda son nefesini vermek üzeredir. Belki de trafik kazası geçirmiş. Hastanede yatıyordur ya. Allah belki korusun. Belki de gazcılar onu bıçaklamıştır. Kan kaybından ölebilir. Ya. Ay, bugün de ağzınızdan bal damlıyor vallahi. Şom ağızlılar, ne olacak? Çakacak. Bana da çak yapın. Saffet! Amcaoğlu bu mahvoldu. İzimi damara kuvvet. Saffet! Burhan! Şşt! Burhan! Sana bir şey diyeceğim. Söyle. Ben sana çok gizli bir şey söyleyeceğim. Çok mu gizli? Dede sırrı gibi. Ne diye etrafına bakıyorsun, şşt, anlamadım. Bizi kimse duysun istemiyorum. Kimse yok zaten Ercim. Ne söyleyeceksen söyle. Olmaz. Daha güvenli bir yere gidelim. Allah Allah. Şşt, gel şuraya. Söyle hadi. Seni dere kenarında bekliyor. Kim beni bekliyor? Sülbiye. Duymadım, kim? Ya oğlum, etrafta kimseler yok. Şunu adam gibi söylesene. Sülbiye. Sülbiye mi? Şşşt. Duyacaklar. Ya oğlum, kimse yok etrafta. Kimse duymaz. Olsun. Yeri kulağı var. Şşşt. Hadi Sülbiye'mi daha fazla bekletmeyelim. Sen Sülbiye'yle evlensen biz akraba mı olacağız? Akraba mı? Bilmem. Ne biçim muallimsin sen? Saksıyı çalıştırsana. Bak şimdi, ben Hacer'le evlendim diyelim. Hacer Sülbiye'nin nesi olur? Kardeşi! Sülbiye de seninle evlenince senin neyin olur? Karın! Hacer benim karım olacaksa, Sülbiye de senin karın olacaksa biz ne olacağız? Hı? Bacanak olacağız, bacanak! Ulan deli. Senden korkulur. Deli değil. Deli değil, bacanak. Ay, sizi çok özleyeceğim. Hayroş teyze, yine geleceksin değil mi? Bilmem ki. Canım. Ay.
İnşallah her düşe bir şey olmamış. O herife hiçbir şey olmaz. Ay olmaz değil mi? Ah canım. Teyze hoş. Oh bebeğim. Enişteciğim hoşça kal. Güle güle baldız. Ay, ay Ercüş'e bir şey olmamıştır değil mi? Aa olmuştur. Koş koş çabuk. Ay ağzından yel alsın. Ne şomağızlı kadınsın be. Yolun düşerse yine bekleriz. Yani yolumuz düşerse İstanbul'a sana geliriz. Ay gelmeden önce telefon edin enişte. Malum Ercüş'le Avrupa seyahatine çıkacağız. Hı. Amerika, oradan Sibirya filan bizi evde bulamazsınız. Ufakat da civcivler de yesin. Efendim Kezbancığım bir şey mi dedin? Sana demedim Hayruş, Sülbiye'ye dedim. Ha. Tavuklara yem verirken civcivleri de hesaba kat. Ufak ufakat dedim. Yine gel teyzoş, biz hep buradayız. Canım benim. Ay tabii ya. Hep buradasınız değil mi? Tabii. Başka gidecek yeriniz mi var? Canım kardeşim. İyi bak kendine olur mu? Görüşürüz. İyi yolculuklar teyzoş. Salim. Bavulunu otobüse kadar götürürüm. Tamam kesin. Sen ay. Yorulma. Ben götürürüm. Ay zahmet olacak enişteciğim. Yok olmaz olmaz. Buyur buyur buyur. Versin. Ay vallahi yorulacaksın. Yorulur muyum işte. Baldızım sana feda olsun. Güle güle Hayruş. Su gibi git yok gibi orada kal. Kızlara iyi bakın kendinize. Bunu da atlattım. Az daha evimiz topraklarımız elden gidiyor. Bay bay. Yerilmiş sadakamız varmış. Gerçi adıyla sanıyla bana Kezban yenge derler ama. Kuru gürültü yap avuç bırakmam. Altı şu. Kız. Hacer. Gel hele. Ne oldu abla? Tut şunu. Al da sus. Kimseye bir şey deme. Yine dere kenarına mı gideceksin abla? Dütürü Buran'la mı buluşacağım? Var mı kız? Annem duyacak. Abla. Sen beni gammazcı falan sandın galiba. Yok canım. Daha neler. Sütte leke var sende yok. Gammazcı olmak kim sen kim? Abla ya. Şu YTL günden güne eriyor. Diyorum ki şu alışverişleri dövizle yapsak hiç fena olmaz yani. Hacer salaklaşma. Köy yerinde dövizi nereden bulacağım? Benim altın da olur seni mi kıracağım? Yok yok. Sana borsadan tahvil mahvil vereyim ha? Tövbe tövbe. Al. Şunu da paradan şaşma. Ne diyelim. Para veren altın bulsun. Hadi taksimetre çalışıyor. Fazla geç kalma gece tarifesine geçer iki katını ödersin. Hadi hadi. Sülbiye. Burhan. Cemile. Senin ne işin var burada be? Seni bekliyordum Burhan'ım. Saçmalama. Sübiye nerede? O da kim? Ha, şu aramıza giren Karaçalı'yı mı soruyorsun? Onun hakkında bu şekilde konuşamazsın. Bak, öksürüyorum Burhan. Böyle yarı çıplak dolaşırsan üşütürsün tabii. Zatüre bile olursun. Git üstüne başına sıkı bir şeyler giy. Ben üşüdüğüm için öksürmüyorum Burhan. Aşkından ince hastalığa yakalandım. İnce hastalık mı? O da ne be? Yeni bir hastalık mı icat ettin? Ben verem oldum Burhan. Verem. Ne? Verem mi? Uzak dur benden. Verem bulaşıcı bir hastalıktır. Hemen bir hastaneye git. Allah cezanı versin Saffet. Veremden başka hastalık bulamadın mı? Saffet mi? Saffet mi? Sana bu aklı Saffet mi verdi? Burhan bu hastalığa yakalanacağını duyunca sana Yıldırım aşkıyla bağlanacak demişti. Ama olmadı. Demek bu yüzden benden kaçtı. Alacağın olsun amcaoğlu. Bunun hesabını sormaz mıyım ben? Ben şimdi ne yapacağım? Git önce elini yüzünü yıka. Belgesellerdeki şebeklere dönmüşsün. Önce Hacer'i seviyor ama... Bir Ecep, bir
beni seviyor aman. Çifte düğün geliyor aman. Bir Burhan, bir Zülbiye. Aman. Baldız. 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 Ne baldızı be? Acele evlenince baldızım olacaksın Zülbiye. Sen acayla ancak mahşerde evlenirsin. Çeyrek akıllı. Olsun. Yeter ki onunla evleneyim. Yer mühim değil. Bunları neden bana söylüyorsun? Gidip Hacer'e söylesene. Hacer nerede? Evde. Pencerede oturmuş yolunu gözlüyor. Ah canım. Hadi git. Gideme. Oradan da çok korkuyorum. Gardiyan dediğin anam mı? Anam gardiyan değil. Sevenlerin celladı. Hadi ben gidiyorum artık. Git git. Burhan şimdi sıkıntıdan patlamıştı zaten. Acele et Baldız. Burhan mı? Nerede şimdi o? Seni gidi seni. Ben deliyim ama aptal değilim. Ağzımdan laf almaya çalışıyorum ama benden ser gider sır gitmez. Burhan'la kayalıkta buluşacağınızı biliyorum. Ona da ben söyledim zaten. Neyi söyledin? Burhan'a git. Zülbiye seni kayalıkta bekliyor dedim. Ona da ben söyledim zaten. Sana kim söyledi? Senin adına Cemile dedi. Cemile ha? Bir Ercep, bir Hacer. Ercep Hacer'i seviyor aman. Dur, yapmasana be. Yapma. Aşkıma niye karşılık vermiyorsun Burhan? Bankaya git. Belki karşılığı vardır. Ama senin yüreğin karşılıksız çek gibidir. Beş para etmez. Zülbiye. Zülbiye? Zülbiye ya. Ben de seni bekliyordum Zülbiye. Sıranı bekle Burhan. Önce Cemile'nin hakkından geleyim. Sonra sana dönerim. Söyle bakayım Cemile Hanım. Senin yerime kim vekil tayin etti? Burhan, şuna bir şey desene. Vallahi siz kadın kadına konuşun. Ben hiç aranıza girmeyeyim. Bu kıyafeti bit pazarından mı aldın? Ay, bitler de insanı kaşındırır. Bitlerden kurtulmak için önce bir banyo yapmak şart. Yardım et Burhan! İmdat! Zülbiye! Yetişin kendiler! İmdat! Sen kendini adamdan mı sayıyorsun fırsatçı Cemile? İmdat! Zülbiye yeter, rahat bırak kızı. Saçların da yumuşacık değil. Hangi şampuanı kullanıyorsun? Yerinde olsam Arap sabunuyla yıkardım. Ahenkle dans ederler. Zülbiye, ne yapıyorsun ya? Sakin olur musun? Ah ulan Saffet'a! Yaktın beni. Neden bana kötü kadını geleceğini söylemedin Saffet? Sonu sürpriz olmazsa olur mu? Hem filmin isminden belli değil mi Cemile? Ha Cemile? Kötü kadının intikamı. Bence seven kadının intikamı. Bakalım annenin çevireceği filmde ne yapacaksın? Senin başına gelen onun da başına gelir. Baba. Sağ ol kızım. Ana. Sağ ol kızım. Çay mı içiyorsunuz? Sen de kendine Müslümansın be abla. Bana çay yok mu? Çocuklar gece vakti çay mı içermiş? Dersini yap. Kardeşine bir bardak çay getirsen eline mi yapışır? O senin de kardeşin. Git kendin getir. Kesin tartışmaya. Bizim deli Ayruş ne etti acaba? Ercüş'le evlenmiştir şimdi. Sen sus dersini çalış. Ercüş Ayruş'u çoktan unuttu. O şimdi başka bir zengin avradın peşindedir. Öyle deme ana. Belki o da teyzemi seviyordur. Ha? Aşk doktor da konuştu. Bana bak Hacer. Kafamın tasını attırma yoksa... Yoksa ne? Ana! Ne?
Sana bir şey diyeyim mi ana? Aa, canım kardeşim, çayını tazelememi ister misin? Açık olsun ama. Otur kız yerine. Siz yine bir hatlar çeviriyorsunuz emmene. Yok ana, vallahi yok bir şey. Anne, teyzem yine gelir mi? Ağzından yel alsın oğlum. Aman aman. Niye öyle diyorsun onu? Onun da bu evde hakkı var. O bizim teyzemiz. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bakıyorum bütün enerjinizi çenenize vermişsiniz. Biraz ellerinize verin. Hadi bulaşık yıkamaya. Marş marş! Ana, ben bugün güreş maçına çıktım. Çok yorgunum. Ne güreşi kız? Başına güneş mi geçti yoksam? Ana, bunu biraz daha çalıştırırsak 40 Pınar'a katılır valla. Ağır siklet mübarek. Hı? Bugün Cemile evre çevre dövmüş. Cemile'yi mi? Niye dövdün kız Cemile'yi? Ben bulaşıkları yıkasam iyi olur. Hacer gel benimle. Bardaklar ellerinizden öper. Sırıtma yoksa bulaşık manyağı yaparım seni. Sen koca manyağı olmuşsun. Ben bulaşık manyağı olsam ne olur? Var ya. Niye öyle diyorsun Cemal? Hacer ablanı alacak bir deli var bu köyde, yetmez mi? Niye? Sanki senin Burhan çok akıllı. Akıllı olmasa muallim yapmazlardı. Erce hep Hacer'i istemiyor. Erce hep Hacer'i istemiyor. Seni gebertirim. Erce hep Hacer'i istemiyor. Al şu gevezeyi yanınızdan. Sen de artık durula şunları hadi. Aziye de kendine bir uşak tut. Ne demek durula şunları? İnsan ablasına karşı biraz nazik olur. Hayruş'la kez boş gibi mi? Dua et, bugün çok yorgunum. Yoksa sana edeceğimi bilirdim. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hadi canım, al şunları, durula durula. Şeytan diyor ki al şunu kafasına. Ay, geçir. Bu taban takım bozulursa anam dünyayı başına geçir, haberin olsun. Demedi deme. Gel, kapı açık. Aa, amcaoğlu, hangi rüzgar attı seni buraya? Katrina kasırgası desem? Yok, onu deme. O gittiği her yerde binlerce can alıyor. Gel şuna Samyeri diyelim. Yani Meltem de olur. Beni beklemiyordun değil mi Saffet? Olur mu hiç? Bu ev senin de sayılır. Amca çocuklarıyız. Yarı kardeş sayılırız. Allah mı söyletiyor ne? Tesadüfe bak hele. Ben de yeni bir film izledim. Birbirlerini dilim dilim doğrayan kardeşlerin filmi. Adı neymiş o filmin? Bir zamanlar kardeştik. Hatırladın mı? Aynı bizim gibi ha? Ya, aynı bizim gibi Saffet. Kardeşlerden biri devamlı Saffet'i affet, Saffet'i affet diye Jack Jack bağırıyordu. Diğeri affetti mi onu? Ne gezer? Bak şimdi, Azrail gibi yakasına yapışmıştı. Allah'tan filmdi, gerçek değil. Ama bütün filmler gerçek hayattan alınmıştı. Filmin sonu çok kötüydü. Kardeşlerden biri mezara, diğeri de hapse giriyordu. Anladın mı şimdi? Yeter oğlum, yeter! Cenelerim çıkacak masaya. Fena mı? Çıksın çıksın. Kedileri atarız, bayram ederler. Seni dövmeye geleceğimi biliyordun Saffet. Niye karate filmi seyretmedin? Kendini savunurdun en azından. Beni niye dövüyorsun anlamadım. Fantezi olsun diye. Zevk için adam dövmek amma keyifli oluyormuş. Cemile'yi başıma musallat edip aklınca beni sülbiyeden ayıracaksın ha? Alsın! Ah! Oh!
İlla ayağını öpeyim amcaoğul. Ulan vurma. Saffet. Ulan Saffet. Kaçma lan. Kaçma. Gel lan buraya. Gel buraya. Lengeleng lengeleng lengeleng. Düğüne mi geldin Kezban yenge? Oynasana Kezban yenge. Lengeleng lengeleng lengeleng. Bekle bahane arsalar şahane. Lengeleng 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 lengeleng. Düğüne mi geldin Kezban yenge? Lengeleng lengeleng lengeleng. Kezban çıkar şunu. Rezil oluyorsun. Kes be. Oynasana Kezban yenge. Lengeleng 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 lengeleng. Kes sen de zırvalamayı curacı. Ararım jandarmayı, resmi memurun görevini engellemekten tutuklattırırım seni vallahi. Park gezisine çıkmadık. Okularsa bakıyoruz. Aman yesinler seni resmi Kezban. Malim. Sustur şu babanı. Yoksa ben bilirim çenesini kapatmayı. Buraya okul mu okul yapılmaz. Etme eyleme Kezban yenge. Buraya üniversite bile yapılır. Kendini boşuna üzüyor Mahmut. Üniversite yapılabilir. Emme ilkokul yapılmaz. Olur mu hiç Kezban yenge? Böyle boş boş duracağına işlensin. Çocuklara hizmet olur. Ne yaparsan yap. Olmaz dedim mi olmaz. Hadi gidiyoruz. Tuttu inadı tuttu. Olmaz derse gari hiçbir şey olmaz. Düğüne mi geldin Kezban yenge? Mektep bahane arsalar şahane. Deli Ayruş'un gitmesi kötü oldu. Olan bize oldu. Halbuki teyzem bizi evlendirecek diye ne hayaller kurmuştu. Ben de. Bu gidişle evlenmemiz çok zor Burhan, ne yapacağız? Bilmiyorum Sülbi. Anamda bu inat varken bir araya gelemeyiz. Bak aklıma ne geldi. Anama büyümeyi mi yapsak diyorum. Belki o zaman Yumuşar bizi evlendirir. Çocuk olma Sülbi. Kezban anana kara büyü bile vız gelir. Seni bir daha isteteceğim. Bu sefer de vermezse kaçıracağım. Olmaz, kaçamayız. Anam sonra bizi öldürür. Kaçmazsak bu aşk bizi öldürecek. Ne fark eder? Ha böyle ölmüşüz, ha öyle. Geçmiş olsun lan pire. Geçmiş olsun. Senin filmin bir 80 yattı Saffet. Büyük umutlarla bel bağladığımız film gişe yapmadı. Şu prodüksiyona harcadığımız parayı geri versen iyi olur pire. Gidin başımdan be. Ne parası? Hadi. Ulan bak. Yüzündeki yara bereye kim yaptı bilmiyorum. Bir kolunda yaralı. Diğer kolunu da kaybetmek istemiyorsan paramızı uçlan Saffet. Hadi lan bekliyorum. Şuraya bakın. Kaçıyor, yakalayalım. Ver ver. Bu saatte kim olabilir ki? Arsasını bana satmak isteyen köylülerden biridir. Sakın bana bakmayın. Biri açsın şu kapıyı. Yoksa gelen kapıyı kıracak. Aman tamam, ben bakarım. Sürpriz! Neyse hoş. Dağılımda cümle alem dilinde muhtar oldun Kezban.
Kezban'ı yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. İnip gelirilmeden, tezkeresi dilmeden, geldi geçti görmeden, muhtarım oldun Kezban yenge. Tuncay abi kayıt! Tuncay abi! Kayıt! Oy yakalandım! Yine yakalandım! Bülbül öter dalında, cümle alem dilinde, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Aramızdaki yaşı hiç önemi yok ya. Tamam. Önüme ne yerim ben de? Dönün lan bir. Kayıt! Kayıt! İndir oradan, indir biraz. Beni çekiyor musun yok? Pardon Saffet, ben gitsem iyi olur. Sana iyi şeyler Cemile. Ben gitsem iyi olur. Sola, sana iyi şeyler Cemile. Al onu. Cemile dön oyna, gülücük at. Laf Cemile! Saffet! Ha Cemile laf! Saffet daha ne kadar böyle göreceğim? Cemile laf, Cemile laf! Daha ne kadar böyle göreceğim? Açsana şeyin üstüne. Cümle alem dilinde, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Sıkıldı! Kaçma! Kaçma lan! Gel lan buraya! Kaçma! Dilek, hepsi gitti! Yenge yenge Kezban yenge, azam